Ha, ben altın ithalatı yapmadım. Altın ithalatı nasıl yapılır bilmiyorum. Veya canlı hayvan ithalatını bilmiyorum. Bugüne kadar çeşitli sanayici firmaların işini ve de subaşı gümrük müşavirliğinde de leasing işlemlerini yaptım. Bir anda başladım. Bambaşka bir dünya. Bizim bütün gümrüksel süreçlerin ötesinde bambaşka bir süreç. Leasing, öncelikle leasing nedir? Herhangi bir finansal varlığın, yani varlığın, maddi varlığın, ekonomik de olan bir değer varlığın bir finans şirketi tarafından mülkiyeti kendinde olması kaydıyla üçüncü bir firmaya, kişiye kiralar dahilinde devretmesi. Sonra da sürecin sonunda da eşyanın kiracının mülkiyetine geçiyor bu eşya. Şimdi leasingli olarak şöyle burada iki husus var size soru olarak gelebilir genel anlamda. Bir defa leasing sözleşmesi yapıldıktan 2 yıl sonra eşyanın teslim edilmesi lazım. Bu birinci husus. Daha önce farklı yerlerde soru olarak geçmişti. Leasing sözleşmesinin süresi genelde finansal kiralama kanununda 4 yıl gözüküyor. Ama bu 4 yılı büyük projelerde veya yurt dışı finansmanlı projelerde veya çok büyük örnek veriyorum bir köprüyü bile proje finansman yapabiliyor. 7-8 yıl yapabiliyor. Bu tabii çeşitli izinlerle oluyor. Oluyor. Ondan sonra bildiğiniz gibi leasing'in farkı neden leasing? Öncelikli olarak KDV'den. KDV bildiğiniz gibi iki listemiz var. Bir sayılı listede KDV'miz 1, iki sayılı listede KDV'miz 8. Ve listede yer almayan ürünlerin KDV'si de %18. Leasing burada devlet piyasayı makine biliyorsunuz Türkiye makine anlamında çok fazla gelişmişi yok. Firmalara cazip ve finansal sektörünü hareketlendirmek için finansal işlemlerde bazı belirlediği ürünlerde, makinelerde veya çeşitli cihazlarda diyor ki KDV oranını diyor her ne kadar diyor normal KDV'si 8 veya 18 olan bir eşyanın KDV'sini diyor %1 olarak diyor yapabilirsiniz diyor leasingle bir leasing sözleşmesiyle. Burada eşya için dikkat edilmesi gereken indirimli KDV oranından yararlanabilmesi için yeni ve kullanılmamış olması önemli. Eğer eşya yeni ve kullanılmamış değilse kendi KDV'si oranında değerlendiriliyor arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Eğer yeni ve kullanılmamış değilse kendi KDV oranında değerlendiriliyor. Leasing'in beyannamesini biz nasıl oluşturuyoruz? Normal işlemden farklı olarak alıcı satıcı arasındaki ilişkileri siz nasıl giriyorsunuz beyannameye? 11.6 veya 11.0 giriliyor. Burada 11'in yerine 15, mülkiyeti devrine istinaden diye bir ibare var orada. Sözleşmeye. 15 ile yazılıyor. Muafiyetine de KDV, eğer leasing bu KFNC 1, leasing 1, KFNC 8, leasing 8, KFNC 18, leasing 18 oluyor. Şimdi leasing firmalarının KDV indiriminin yanında biliyorsunuz çeşitli yatırım teşvikli işlemlerde faiz desteği oluyor. Her ne kadar firma faiz KDV şeyi olmasa zaten yatırım teşvikli faiz desteğinden yararlanmak amacıyla da leasing yapabiliyor. Onun dışında leasing işlemlerinde farklı olarak bizi her ne kadar sınavda konu olur mu bilmiyorum ama bir de eşyalar piyasa denetimi gözetimi tebliği kapsamında değerlendiriliyor. Bu piyasa denetimi gözetimi tebliği nedir? Ürüne piyasaya Türkiye Cumhuriyeti aslında AB piyasası da diyebilirsiniz buna. Bu piyasadaki eşyaların güvenilir olması lazım diyor. Yani kabaca C standartları bizim 2017'ye 9 tebliğ kapsamındaki TAREG standartlarının bütün ürünlere uygulanması anlamına geliyor. İthal ürünler için. Ama denetim yapmıyor. Denetim yapmıyor. Sınır ticaretindeki gibi. Denetim Denetim yapmıyor. yapmıyor. Uygun varsayıyor. Uygun varsa piyasada geliyor. Sorumlu tutuyor. Sorumlu tutuyor. Bununla ilgili sorumlu tutuyor. Piyasa denetiminde ne oluyor? Biz firmalarımızdan, bütün ithalatçı firmalardan C deklarasyonu ve test raporu istiyoruz. Haliyle kendi gümrük müşavirleri ithalat yapan bir firmaysa diyor ki, hayır diyor, o eşyada diyor gümrükte diyor TAREX yok. Sen diyor geç diyor, abi diyor sen diyor seni yan kandırıyor. Şimdi adam bilmiyor, bilmeyince sonra bize dönüyor, anlatıyoruz piyasa denetimi ve gözetimini. Bu piyasa denetimi ve gözetimi aslında sadece leasing firmalarına değil, tüm firmalar tabi buna. Ama bakanlığın yeterli kadrosu olmadığı için sadece leasing firmaları denetleniyor. Leasing firmaların denet dışında nasıl
Rastgele denetlemeler oluyor. Rastgele denetlemelerde eğer evran sunmazsanız ceza işte sırf kıymetinin %60'ına kadar cezalar uygulanıyor. Onun haricinde eşya zaten piyasadan ürlükten kaldırılıyor ve benzer eşyanın Türkiye ve AB piyasasından kaldırılması için ilgili yerlere bilgi veriliyor. Hani siz olayın çok farklı boyutlara gidiyor. Bir de bunun dışında rastgelenin dışında iş kazaları. İş kazasına karışmış bir makinenin, örnek veriyorum hatırlarsanız şu Torun Tower'da asansör düşmüştü. Onun ithalatını biz yapmıştık. Oradan bakanlıktan geldiğinde şey istediler. C deklarasyonu ve test raporunu istediler. İş güvenliğine gittiği zaman her şey piyasa denetiminin dışında bu belgeler de isteniyor. Siz herhangi bir ürünü yaptığınız ithalatı makinenin eğer C deklarasyonu ve test raporu yoksa bence bir düşünün. Firmanızı uyarın. Sonrasında bugün malı çekebilir ama sonrasında başı belaya girebilir. Bunun haricinde leasing yatırım teşvike konu edilebiliyor dedik. 200 bin TL'nin altında bir tutarı leasing yatırım teşviğe dahil edemiyorsunuz. Bu da hassas bir konu. 200 bin TL. 200 bin TL. Orada muafiyet kapsamında şeyleri dikkat ediyorsunuz zaten. Eğer zaten nasıl söyleyeyim teşvik edilmeyecek yatırımlar zaten ona konu edilmiyor. Bir de şöyle bir tebliğ çıkarmışlar bu makineyle beraber gelen aksaklar. 2015'e 12 sayılı tebliğimiz var. Orada da şöyle leasingde diyor ki ben diyor devlet olarak diyor sadece diyor makinenin kendisi için diyor ben KDV faydı. Ama bizim biliyorsunuz maalesef ithalatçılarımız hepimiz uyanığız. O makinenin aksamını da yedek parçasını da koyuyor içine. O zaman ne oluyor? Bu gümrük denetimlerinde ortaya çıkıyor. Adam diyor ki ama kıymetini leasing firmasından habersiz ya açıktan gönderiyor ya da makinenin kendisinin kıymetini yükseltiyor. Burada çeşitli gümrük denetimlerde eşyanın çalışması için gerekli olan parçaların dışında bir parça çıkması durumunda direkt KDV'si o parçanın %18 olarak değerlendiriliyor. Düşük olandan değil. Artı siz direkt 234'e birden ceza, eksik beyandan cezalandırılıyorsunuz. O eşyanın kıymeti tespit ediliyor. Cezayla uğraşıyorsunuz sonra. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Benim tanıdığım bir gümrükçü finansal kiralamayla KDV %1 beyan ediyor. Nasıl olsa finansal kiralama düşünüyorum. Evet. Beyannameyi yazan. %1'den gidiyor. Son 9. 10. beyannamede muayene memuru fark ediyor. KDV %18. Ve 1 trilyona yakın şeye düştüler, cezaya düştüler. Yani itiraz ettiler. Matrah sabit ama oran farklı. Fark etmiyor. Artık onu fark etmiyormuş. Yeni çıkan şimdi mat fark etmiyor. O da ne oluyor? Şimdi biliyorsunuz sevgili meslektaşlarım. Hepimiz işi yapıyoruz ama herkes hakkaniyetiyle yapmıyor. Ezbere çalışıyor. Hani okuyun derken neden söyledim yorumlayın ve çünkü biz hep ezbere çalışıyoruz bize öğretilen hep ezbere ya bunu bu şekilde yapıyoruz ama öyle olmuyor değil işte stand düşünün yani siz KDV hepimizin çoğunda külliyatımız var şirketiniz vermese de okuyabiliyorsunuz evrimden baktığınız zaman karşınıza çıkıyor makine ithalatına girdiğiniz zaman hemen 2015-12 sayılı tebliğ çıkıyor burada biraz da araştırmak önemli. Müşavirde bunun özellik, bunu da fark ettirmeniz gerekiyor. Bildiği soruya orada yine sözlüğe gideceğim. Sorduğu soruda afalladığınız zaman orada adam direkt senin hakkında soru işe, o soruda sana eksik puan veriyor. Yani darbeyi aldığın zaman bile sen denememen lazım. Bak ben şuraya takıldım. Kusura bakmayın ya. Tabii. Şimdi eşya yeni. Evet. Örnek veriyorum 84-30 derme makinesi. Evet. KDV 18 diyorum. Yani hangisi de olduğunu bilmiyorum ama. Leasing'le getiriyorum. Hı hı. KDV oranı? %1. %1 mi? Yani normal şimdi liste bakanlığı şimdi KDV kanunun 3065 sayılı KDV kanunumuz var ya bizim. Ona iki tane bakanlar kurulu kararıyla ek yapılmış. Bu eklerde %1 KDV olacak ürünler belli. İşte ek 1'e diyor ki ek 1'e şu işte, 2012-3000 sanma hatırlamıyorum sayı bilmem neyle bu dahil edilmişti. Leasingli olması durumunda diye
ekliyor. Leasing olursa diye ekli olsun. Evet. O ek 1'e. Evet. O ek 1'de yok diyorum ama. Yok tabii yok. 80'ler 30 normalde ek 1'de yok. O ek 1'de yoksa leasing o zaman 18. 18 evet. O ek 1'de varsa uyguluyor. Evet. Tamam. Orada varsa o şekilde uyguluyorsunuz. Onda da yeni ve kullanılmamış. Tabii. Tabii yeni ve kullanılmamış olma şartı. Leasing'de mülkiyet ne zaman geçiyor firmaya? Şimdi bizim... Yok aslında yani şimdi kim 4 şimdi dediğim gibi süre ne dedik 4 yıl dedik veya artık kiracı parası var en az 1 yıl yapıyor genelde finansal kiralama derneğinin belirlediği bir durum var 1 sene diyor 1 senenin veya 4 senenin sonunda siz kiranızı düzenli ödediniz sembolik bir tutarla size mülkiyeti devrediyorlar. Amortismanı düşüyor. Aynen her şeyini düşüyor. Almasa almayabilirsin. Almasan almayabilirsin ama sen makineyi aldın, makine zaten senin. Ama her ay belirli o sözleşme kapsamında şey var, rakamlar var. Kiranı ödüyorsun aynı zaten en başından. Yok ben... Mülkiyeti devrine gelecek, yani almayabiliyor ki. Tabii firm, size kalmış yani, orası. Yani ama şimdi firmada şu mantığa yatmaz, siz almışsınız. Üretimde kullanmayacak olsanız bile mülkiyeti size geçtiğiniz için satışınız serbest. Evet. Makineyi satarsınız, ekonomik değere dönüştürürsünüz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı. Şey ama sözleşme süresi önemli değil mi? Ben 5 yıl diye hatırlıyorum. Ya 4, bakın hani 4 yıl var 5. Şimdi şöyle dediğim gibi ortalama 4 yıl diye düşünebilirsiniz. Ama 5, 6, 7, 8 projenin büyüklüğüne anladım. Göre ya yapıyorlar. Yani orada zaten dediğim gibi bizim için kıstas olan ne? Sınavda ne çıkabilir? 2 yıllık süre çok önemli. 2 yıl şey anlaşma yaptık finansal izinlikte. 2 yıl içerisinde ithalat yapacağız. Makineyi yapacaksın ama şöyle bazen çok komplike makineler olabiliyor. Zaten üretim 2 yıl olan bir makine olabiliyor. Burada sürüyor şöyle yapıyorsunuz. Onun için herhangi bir ödeme yapmanız lazım. Nasıl yatırım teşvik kanununda hani yatırım teşviğin süresi bitmeden önce yaptığınız bir ödemeyi veya akreditifin açılışı olmasını bu ithalatın gerçekleştireceği süre kadar yatırım teşviğe dahil ediyor. Bu da bir dip sorudur arkadaşlar. Ek anlamda aklınızda yer alsın. Bu da aynı leasing'de de diyor ki eğer diyor sen süre 2 yıl ama bu 2 yılın içerisinde herhangi bir akreditif açtıysan ödemenin bir kısmını yapmışsan ben diyor onun için sana esneklik sağlarım. Yakın zamanda biz şimdi güneş enerjisi veya çeşitli invertörlerin projelerinde katılıyoruz. Hani sadece makine değil, hastane işlemleri, medikal işlemler de yapıyoruz. Rüzgar enerjisi işlemleri de yapıyoruz. Rüzgar panellerinin ithalatını, güneş panelleri, çevrim çöpten, metan gazından enerji üreten jeneratörlerin. Yani ürün gamı bayağı bir geniş. Yani dar olarak şeye bakmayın, makine olarak değil. Güç sürekli genişliyor. Gündemde henüz şu an değil ama bakıyorsunuz hani şu an İNEG'nin hani sektör olarak kafanızda herhangi bir en başında söylediğim ekonomik değeri olan bir malın finanse edilmesi. Bu isterse cep telefonu da finanse edebilir leasing firması veya bilgisayarı da dahil edebilir. Bazı şirketlerin dikkat ediyor musunuz? Fotokopi makineleri bile leasinglidir. Yani geniş bir alanı var. Ülkemizde de yeni yeni öğreniliyor, gelişiyor bir sektör. Hani bizim de geliştiğimiz bir sektör, bilmediğimiz, şunun şu yönden biz bilmiyoruz, makinaları bilmiyoruz. Ülke olarak makinaları bilmiyoruz. Makinaları öğreniyoruz. Bir makinenin özelliğini, bir arkadaşın dediği gibi %1'lik belki orada gerçekten o makine %1'dir ama farklı bir fonksiyonunu bilmediklerinden dolayı %18 olarak değerlendiriyor. Her şeyi bilmek önemli. Firmanın yatırım teşvikini kullanarak yapıyorsunuz değil mi? Orada şöyle yeni bir yatırım teşvik belgesi başvurmuyorsunuz. Sizin almış olduğunuz listenin devri yapılıyor. Yeni bir global liste. Listedeki eşyalar. Eşyada o satırda olan eşyanın finansal kiralama ya devri oluyor. Öyle oluyor. Bakın bazı muayene memurları bunu da anlamıyor. Diyor ki bunun diyor. Diyor ki liste getir diyor. Hani senin yatırım teşvik belgen nerede diyor. Diyoruz ki belge satırımız devroldu. Yok diyor anlamıyor. İlla ki kanunu alıp gözlerine sokmamız gerekiyor. Orada cezai belge kısmında bir müteselsiz sorun oluyor değil mi? Tabii. Mutlaka yazmış şirketliğinde yatırım teşvik sahibi. Tabii müteselsiz sorumlu. Oldu ki zaten leasing firmaları öyle bir riske girdiği zaman
Hiç hemen ödemesini yapıyorlar. Hiç düşünmüyorlar. Bizim başımıza geldi. Benden önce yapılmış bir yatırım teşvik kapsamındaki eşyayı çeşitli şeyler olmuş, problemler olmuş. Leasing firması hiç konu etmedi, bütün vergileri ödedi cezasıyla. Çünkü bir de farklı ithal izinlerinin veya firma izinlerinin iptal edilmesi gibi durumla kesinlikle karşı karşıya kalmak istemiyorlar. Tabii rücu ediyorlar. Size zaten teminatlarınızı alıyorsunuz. Tabii. Şimdi finansal kiralama ile makine almak istiyorum. X firma. Evet. Bu makineyi yurt dışından kendi mi buluyor? Tabii kendi buluyor. Kendi buluyor ama araya bankayı sokuyor. Banka kendi mülkiyetiyle getiriyor. Tabii evet. Ama bunlar kiralayan firma. Çünkü sürekli şey diyorlar, hani üçüncü ülkeden gelenlerde özellikle muhakkak kuşak yaparak eşyaya bakın. Biz tüm eşyalara da bakıyoruz. Yani şöyle iş finansal, beyannamede iş finansal yazıyor. İthalatçı iş finansal. Firma değil yani. İş finansal, yok getiren, şimdi kuşat olayı da çok güzel bir nokta. Ben onu anlatmaya şey yapmamıştım. Gelen eşyanın doğru bir eşya olup olmadığını da önemli. Şimdi bir sözleşme yapıyorsunuz. Sözleşmenin ekine diyelim ki Hisar, bu şişe, bunu Hisar'ın makinesini getiriyoruz. Paketleme ara ara yapıyoruz. Dolum makinesini getiriyorsunuz. Eşyanın modeli proforma'da Hisar. Gelen eşya geldi, kuşatı yaptık. Alt koydu modelin yanına Hisar B. Eğer bunun tadilini yapmazsanız, revize yapmazsanız, kiracı firmaya eşya teslimi olduğu an, kiracı şunu diyebilir hukuken: ben Hisar istedim, sen bana Hisar getirdin, Hisar B getirdin. Bu eşyayı geri gönder, ben bunu kabul etmiyorum. Ve sen beni zarara uğrattın diye yasal haklarını talep edebiliyor. Bu yüzden tüm işlemlerde kuşat yapıyoruz. Kuşatsız yürümüyoruz. Çeşitli meslektaşlarımızdan da yine bu konuda da şey alıyoruz böyle. Ya nasıl gümrükçü? 3 günde bir malzemeyi çekeyim. Ordineyi alıyorum zaten. Ertesi gün kuşat vermek zorundayım. Bakıyorum eşyanın plakası, C işaretlemesi, piyasa denetimi gözetimi dediğimiz için C işaretlemesi var. Bu C işaretlemesi var mı ona bakıyoruz. Yoksa işleme girmiyoruz. Veya biliyorsunuz uzak doğudan tahta sandıklardan geliyor eşya. Kır kırabilirsen veya neresini kıracaksın işaretli değilse. Bu nedenle gecikmeler yaşayabiliyoruz biz işlemlerde. Geçici ithalata konu olabiliyor mu? Geçici oluyor. Çok güzel bir konu. Geçici ithalata ve geçici ihracata konu edebiliyoruz eşyalarımızı. Burada bir farklılık yok mevzuatla ilgili olan. Aynı şekilde çalışıyor. Buradaki tek fark, örnek veriyorum, bir eşyayı geçici ithal ettiniz. Geçici ithal süremiz nedir bizim? İhraç mı? Geçici ithal 24 ay. Geçici ihraç süremiz 36 ay. 3 yıl. Burada fark, bizim ek süre alabiliyoruz. Sözleşmemiz kadar süre alabiliyoruz. Uzatabiliyoruz burada. Yatırım, finansal kiralamanın süresi boyunca uzatabiliyorsunuz. Bu sürenin sonunda arkadaşın da mülkiyetinden vazgeçerseniz ihracatı katı ihracata çevirebiliyorsunuz veya ithalatı katı ithalata çevirebiliyorsunuz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Leasing firmaları bu konuda zaten kesinlikle esnemiyor. Süreleri mevzuatın gerektirdiği ne varsa uyguluyorlar. Kesinlikle şimdi normal bizim olur dediğimiz bir şeyi kanunda görüyor ve ona olmaz diyorsa kanun, yapmıyorlar. Yani uygulamaya, hani uygulamadaki esneklikleri göz önüne alınmıyor. Kıymet beyanı ne şekilde oluyor? Yani eşyanın değeri 1 milyon euro. Evet. İşte kiralama ücreti atıyorum 200 bin euro. Beyan noktasında bir soruyla karşılaşıyor. Burada beyan, evet. Burada zaten leasing firmalarının varlık yönetimi diye bir departmanları var. Bir makineye, şimdi biz gümrük müşaviri olarak gelen faturayı inceleyebiliyoruz. Ben fiyatın, hani yazıyor ya ilgili madde, araştırmaları yapılarak öğrenilmesi mümkün hallerde diye bir madde vardı. Neydi artık, kaçıncı madde dedi. Bunu ama bizim her defasında bunu öğrenme şansımız yok. Varlık yönetimleri inceliyor, bu makinenin piyasa değeri gerçekten bu mu? Ona göre yapıyor. Eğer zaten eşyanın fiyatı düşükse veya
dediğim gibi en başından aksamları dahil ediyorsa fiyatta bir anormallik oluyor. Buradan yakalıyorlar. Fiyatla ilgili olarak. Ama bazen de şu da olabiliyor. Örnek veriyorum. Ne dedik? Bu Hisar şişe dolum makinesi. Bunun çeşitli adetlerde örnek veriyorum. Bir anda 24, 36, 48 dolum yapabilen gibi düşünelim. Her birinin fiyatı farklı olabiliyor. 4 makine aynı anda gelip farklı farklı fiyatlarda da gelebiliyor. Burada makinenin teknik özelliklerini bilmek konuşuyor. Buna dikkat etmek lazım. Aynı makine bakıyorsunuz veya forklift alıyorsunuz veya eskavatör alıyorsunuz, iş makinesi alıyorsunuz ama ataçmanı orada fark ediyor kıymetinde. Veya orada kaldırma yüksekliği, parça ekleniyor orada veya motoruna veya sürücüsünün korunmasına ekstra bir şey yapılıyor. Standart makinenin gibi düşünmemek lazım. Ama bunun dediği gibi kontrol ediliyor. Farklı bir şey olması lazım, konu edilmiyor. Bir de krediden de konuşuyor senin. Firma nasıl biz bankaya gidiyoruz, kredi başvurusu yapıyoruz. Firmanın senden cirosunu istiyor. Senden mali tablolarını inceleyerek kredi veriyor. Senden nasıl söyleyeyim? Farklı bir sürü detay istiyor. Bir sürü şey istiyor. Bizim tabii görmediğimiz kısımlarda. Ben son bir soru sorayım. Tabii tabii sorabilirsiniz. İstediğiniz gibi rahat. Yatırım teşvikleri mülkiyeti almak zorunda mı firma? Tabii zorundasınız. Şimdi leasing firması yatırım teşvik işlemini gerçekleştirdik. Biz makineyi sevk ettik. YM'ye kaydı oluştuktan sonra yani muhasebe yani firma stoğuna aldığı an bir YM'ye kaydı oluşuyor. YM'ye kaydını oluşturduğu an leasing firması gidip yatırım teşvik belgesini kendi tarafını kapatıyor. Ondan sonra durum kiracıya geçiyor. Kiracı tabii burada kendi kaydını sonlandırır derken belgesini kapatıyor. Normal rejim kendi işleyişine geliyor. Ne oluyor? 5 yıl içerisinde kendisine izin verilen sürede satamıyor veya kabulünü sağlaması lazım. Bunu sağlamazsa zaten onunla alınmış olan hizmetlerin geri alınması söz konusu oluyor.